Dergideki yazıyla bir ilgin var mı? Değişir. Nasıl yani? Hoşuna gitmediyse yok, hoşuna gittiyse var. Ben cevabımı aldım. Ben de alabilir miyim? Güzel bir yazı olmuş. Sevdim. Filya'da mısın? Evet. Mutfak kapandı mı? Son servisleri çıkardık. Yani evet, kapandı. O zaman 5 dakika sonra kapıda ol. Seni bir 2 saatliğine kaçıracağım. Ya Barış, gerçekten çok iş var. 5 dakika sonra görüşürüz. Abla, eniştem nerede? Nazım'ı yatırmaya gitti. Biraz konuşalım mı anne? Konuşalım. Senin belli ki bir sıkıntın var. Yoksa böyle pat diye çıkıp gelmezdin. Filya. Ne olmuş Filya'ya? Filya'yı almak isteyen birileri var. Yani kendi zincirlerine eklemek isteyen birileri. Bu franchising işte. Ben anlamam o işlerden. Benim için önemli olan Pelin'in ne düşündüğü. O ne diyor? Sen onu söyle bana. Filya'nın satılmasını en çok isteyen de o. Haklı. Sen çektin gittin. O kız bir başına 1 sene boyunca o restoranı açık tutabilmek için nefes almadan çalıştı. Yoruldu. Senin sahip çıkmadığın her şeye sahip çıktı. Bir başına her şeyle o kız boğuştu. Bizlere bile sahip çıktı. Satılsın. Nasıl olsa senin bir daha dönüp de o restoranın başına geçeceğin falan yok. Hiç olmazsa o kız özgür kalsın. Seninle kalan son bağını da koparsın atsın. Ben yorgunum, artık yatacağım. Sen gidebilirsiniz ya, ben kullanacağım arabayı. İyi akşamlar Barış Bey. Gece şoförünüz benim hanımefendi. Buyurun. Yine ışık saçıyorsunuz benim. Teşekkür ederim. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Niye geldik buraya? Şehir ışıklarını seyredeceğiz.
Senin mi bu? Yok. Gelirken çaldım. Yürümek istemedim. Sen bizden uzaklaşınca espri anlayışın da uzaklaşmış bizden. Kaç basıyor? Başak, gerçekten bunu merak ediyor musun? Evet. Çünkü hızlı bir şeye benziyor. Hani kaçıp gitmek istersen işine yarar. Buraya sık gelir misin? Düşünmeye ihtiyacım olduğu zamanlar. Yani bu aralar çok sık. Filia'yı aldın sayılır. Başka ne düşünüyorsun? Beni düşündüren şeyler iş değil. Özel hayatım. Bir sorun mu var? Asla. Tam tersi. Sorun yok. Beni bu ara çok heyecanlandıran biri var. Yaşadığım bir sürü tecrübe var. Geçmişte yaşadığım ilişkiler beni hep yanılttı. Bir daha sevmem dedim. Bir daha güvenmem dedim. Ama insan kalbi çok tuhaf. Bir anda ortaya çıkıp ben buradayım diyor. Bu kadın bambaşka diyor. Bu kadın işte o kadın diyor. Bunca yıldır yaşadığın yanlış ilişkiler onun ne kadar doğru olduğunu anlaman için diyor. Çok konuşkan bir kalbim varmış. Programda verdiğin tavsiyeye uyup onu dinlemeyebilirim. Kulaklarımı kapatıp onu duymazdan da gelebilirim. Ya da sabırla onun da benim için konuşmasını bekleyebilirim. Öyle yapacağım. Ben senin hazır olmanı bekleyeceğim. Üşüdün mü? Seni eve bırakabilir mi istersen? Evet. Ama biraz daha kalalım. Burası çok güzel. Geldiğini duydun mu? Duydum. Çok kızgın sana. Sakın gözükme gözüne. Hakkıdır. Şu an burada seninle oturduğumu bilse beni boşar, o da hakkıdır. Bu satış işinden bana niye bahsetmedin? Bilmem. Kabul edeceğini düşünmedim. Hoş koşa koşa geldiğine göre yanılmışım ki ben zaten seninle ilgili bir sürü şeyde yanılmışım. Yani ayrıca ben niye arıyorum seni ya? Ya ben niye arıyorum seni? Ben de bütün arkadaşlarım gibi küsüm sana. Ya Sinan, sen benim kocamı çok üzdün. Ben onu toparlayacağım diye öldüm ya. Benim cicim aylarım, kahır aylarım oldu. Başak, yapma ne olur. Sen de bana karşı olursan. Nasıl olmayayım ya? Nasıl olmayayım? Sen benim en yakın arkadaşımı nikah masasında bıraktın. Kalmayacak mısın? Gidiyor musun? Evet. İyi. Benim başımı yakmadan git o zaman. Görüştüğümüzü kimse bilmeyecek. Gerçekten göründüğü gibi mi? Her şeyi unuttu mu?
sefer ben aldım ama bir dahaki sefer sen getirirsin. Eyvallah. Arabaya bak. Vay be, Barış Altınay olmak vardı. Tut 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 tut, çıkıyorlar. Ha Barış, geçerken Filia'ya uğrasak olur mu? Program için hazırladığım CD'yi unutmuş. Şoförünüz emrinize amadedir abla. Buyurun. Baksana resmi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.